Söyle bakalım damat. Sağ sola racon kesmişsin. Yarısını alırım diye. Benden neyi alacaksın? Ben seni hiç duymadım. Ama sen beni duydun. Sen benim için buraya kadar geldin. Ortaya çıktın. Arkandakiler de senin gibi tek tek ortaya çıkana kadar seni öldürmeyeceğim. Sen kimsin lan? Hı? Kime çalışıyorsun? Nerenin adamısın? Hangi devlete çalışıyorsun? Yılmaz, senin gibiler ne zaman halkın içinden zulme karşı bir adam çıksa kimin için çalışıyorsun? Arkanda kim var diye sorar. Herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz. Ama ben kimsenin güdümünde değilim. Benim arkamda halk var. Mazlumlarla beraber senin gibileri yok edene kadar savaşacağım. Tamam, güzel. Ben anladım. Sen askerden atılma hayalperest bir devrimcisin. Sen de su katılmamış şeref yoksunu. Kahveler geldi. Biraz döküldü yolda ama. Memnun oldum. Ne oldu? Yılmaz abine bir telefon geldi. Çıkması gerekiyormuş. Vedalaşmak için seni bekledi. Aa, kötü bir şey mi oldu Yılmaz abi? Yok canım. Ben şimdi buralara kadar geldim ya. Ne kadar pislik varsa gelir benim ayağıma bulaşır. Ben sonra gelirim. Kahvemizi içeriz. Şöyle güzel bir keyif kahvesi yaparız. Hı? Bu arada Zeynep, seni tebrik ederim. Böyle bir delikanlı az bulunur. Sonuncuyu sen kapmışsın. Aferin sana. Ben Yılmaz abini uğurlayayım. Buyur. Kahvemizi içeriz sonra. Görüşürüz Yılmaz abi. Görüşürüz Zeynep. Senin dayı derviş değil mi? Benim. Baban çok yaman adammış. Babamdan duyardım hep. Hekim oğullarındansınız değil mi siz? Ayıptır söylemesi, öyleyiz. Halil İbrahim de öyledir. Hekim oğlu da vuruldu diyordu türküde. Herkes ölür. Ama herkese türkü yakılmaz. Evet, evet. Çok doğru. Tekrar görüşeceğiz. Beklerim. Gelmezsen ben gelirim.
Bu Yılmaz ne diyor, ne anlatıyor dayı? Bir şey anlamadık. Az önce alenen Halil İbrahim'e seni öldüreceğim dedi. Allah Allah. Bizimki ne dedi yani? Beklerim. Gelmezsen adam değilsin dedi. Dayı sen şimdi şunu söyle. Arayışımız bitti mi en sonunda? Aradığımız belayı bulduk mu? Bulduk Temel. Hı. Hiç kuşkun olmasın. Hem de püsküllüsünü bulduk. Hı. Dayı sen nereye? Emekli maaşımı çekip tamamını sadaka vermeye. Tamamını vermeseydin dayı, önümüzdeki ay da lazım olur. Garibanların duası olmazsa önümüzdeki ay zor görürüz. Ben yokken tatsız bir şey mi oldu? Yo. Bana da mı yo Halil İbrahim? Zeynep sen bu dayı olanı ne kadar tanıyorsun? Neden sordun ki? Bir şey mi söyledi sana? Benimle evlendin diye ters mi konuştu? Ne oldu? Konu sen değildin. Bendim. Leyla'nın nişanında bizi desteklemişti ama... seninle ne derdi olabilir ki? Ne dedi sana söylesene. Zeynep ne dediğinin bir önemi yok. Sen Yılmaz'ın ne iş yaptığını biliyor musun? Bilmiyorum. Çok zengin. Gemileri var ama... bizimkiler gibi kaçakçılık yaptığını sanmıyorum. Sizinkiler gibi olmadığı kesin. Halil İbrahim bulmaca gibi konuşma gizemli gizemli. Ne oldu söylesene. Ne dedi Yılmaz abim sana? Şu kadarını söyleyeyim. Senin Yılmaz abin uyuşturucu kaçakçısı. Ne? Nasıl yani? Böyle akrabandır, dayındır. Bize bir şey demek düşmez de. Bu evdeki insanların güvenliğini tehlikeye atmamak için biri gelirse önce bize haber ver. Hele böyle eli silahlı adamlarıyla falan. Kim olursa olsun eve girmemesi gerekir. Gerçekten hepinizden çok özür dilerim. Ben az önce gelen adamı dayımın oğlu sanıyordum. Daha yeni uyuşturucu kaçakçısı olduğunu öğrendim. Vallahi Zeynep. Senin de maşallah var ha. Sizin de ailede elle tutulur bir tek sen varsın. Bir de abim var. O da benim gibi bilmiyor muydu? Yoksa biz gerçekten bu kadar kirli bir aile miyiz? Gidip onu soracağım. Zeynep. Kendine yüklenme bu kadar ya. Allah Allah. Ona bakarsın. Derviş değilim. Sülalesi eşkıya. Öyle değil mi arkadaşlar? Allah Allah. Aferin Osman. Çok güzel teselli ettin kardeşim ya. Ne ula yalan mı? Ayrıca kızın üstüne bu kadar da gidilmez. Peki Osman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.